bunu yapabiliyorsa bir okul ya da ebeveyn aslında çocuğun hayatını kurtarmış olur. Ya çocuğa diyorsun ki sen bak bunu yaparsan işte ödüllerinden biri o bahçe oraya girebileceksin gibi. Hep şöyle ya, okul zaman kaybı. Yani neye göre ama karşılığı ne? Bugün yaşadığımız şey hiçbir alışkanlık, tutarlı bir ilişkiler bütünü, bir örüntü yok. Ne hayatımızda ne okullarda. Abi şimdi sen eğitimci adamsın, ben eğitim mağduruyum. Yani biraz onun üzerine muhabbet ediyoruz aslında seninle sürekli bir araya gelince de. Yani sen bildiğim kadarıyla bütün hayatını bu işte geçirmiş gibisin, profesyonel hayatını. Bir hala sana tam oturtamadığın bir tıbbi eğitim var arada. Evet evet, arada bir Gazi Üniversitesi'nde tıbbi laboratuvar bölümü var. Yani bitirmiş Türkiye'de... miydin orayı? Yok, bitirmedim. Bitirmedim. Bazen afla bir dönsem mi acaba diye düşündüğümüz oldu seveyim. Ama... Felsefe isteyen birinin tıbbi laboratuvar okuması gibi Türkiye'de aslında sık karşılaşılan bir iş benim de başıma geldi yani. Yani seni tıbbi laboratuvar bölümü diplomasıyla görmek, sakalını maviye boyamış görmek biraz değişik oturmuyor bana yani. Olur. Yani şimdi bu süreç içerisinde yani biz işte benzer jenerasyonun adamları olarak böyle çok acayip yerlerden geçtik eğitimle ilgili yani devamlı. Siz zaten nasıl adapte oluyorsunuz bilmiyorum. Zırt pırt senede iki kere sistem değiştiği falan zamanlar oluyor. Ama şimdi bunun içinde ben kendi zamanımı hatırladığımda şimdiki okullara, benim çocuklara falan baktığımda bir tuhaflık var. Mesela bir sürü tuhaflık var da. Ya işte bizde böyle bir saç, baş, efendim biz tek sıra sağa dön, sola dön, uygun adım. Ördek gibiydik yani böyle kim ne derse yapardık. Ben asi öğrenciydim, metalci çocuktum. Biz bile böyle Allah'tan korkar gibi korkardık. Yani bazı hocalarda elinde makasla gezen tiplerden falan. Şimdi bakıyorum saçı mavi çocuklar, işte böyle piercingler bilmem neler ortada geziyor. Yani şekilsel disiplin hemen hemen yok gibi. Fakat o gün de bugün de değişmeyen bir şey var, içsel disiplin yok mesela. O bizde de yoktu. Ve hani böyle aramızda tırnak içinde başarılı olan birkaç tip oldu mesela. Onlara bakınca da ya o çocukların kendi düzeni olduğunu falan filan gördük. Şimdi sen de biliyorum uzunca bir dönem. Ya böyle eğitim mi olur, özgürlükçü yapalım, salalım gençleri falan mı? Dedik. Ben de uzunca bir süre onu söyledim. Ama galiba sadece genci salmak bir işe yaramıyor gibi. Yani şu anda mesela salmış, çok kurum var. Zaten ortam salmış vaziyette kendini. Senin bu konularla ilgili bir kitap çalışması da yaptığını biliyorum çaktırmadan. Evet. Bu konudaki görüşlerinde kararlı mısın? Yani böyle özgürlükçü eğitim falan ne diyorsun o işe sen? Şimdi ben bir kamuoyundan özür dileyerek. Belki de başlayayım. Oo, büyük ifşa. Tabii büyük ifşa. Hani ben daha çok Eğitimpedia ile birlikte özgürlükçü eğitimi savunan bir eğitimci olarak konumlandım. Bir de daha çok eleştiren. Hani böyle eğitim mi olur kardeşim? Bir kısmında suç benim. Hani özgürlükçülüğü ve bakın dünyada her alanda değişik eğitim projeleri var. Başka eğitim yaklaşımları var. Bunlara bakalım. Bunları da bir araştıralım. Dedik ama bunun kamuoyu yansıması daha çok oraların hep özgürlükçü tarafını almış. Almak oldu. Biz biraz travmatize eğitilmiş bir kuşağız. Yani görevi değil de salma bölümünü aldılar. Salma bölümünü aldılar ama onun arkasındaki bir dizi tutarlı alışkanlığı görmedik. Ben de belki bunun zaten bilindiğini varsayarak bu alanı çok çalışmadık. Senelerce disiplin yaptık illaki bir şeyler oturmuştur tabii, diye düşündüm. Mesela ben şunu hatırlıyorum hep boşluk. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu çocukların hayatında ne kadar çok boşluk yaratırsak o kadar yaratıcı olacaklarını iddia ettim ve çok sayıda eğitimci de bunu iddia ediyor. Ama bugün döndüğüm yerde sorun boşluk olmaması değilmiş. Yani ben işte çalışan derslerle dışarıda çalışan bir kuşağın üyesi olarak ya daha çok boş zamanım olsaydı daha çok okurdum. İşte enstrümanla ilgilenirdim ve diğeri gibi bir zihnimde kurgu var. Çünkü senin zamanında YouTube yoktu. Evet. Ve ben şöyle düşündüm. Yani bunları çocuklara bu boş zamanları yaratırsak onlar o zamanı okuyarak felsefe yaparak, müzikle, sporla ilgilenerek kesin değerlendirirler diye düşündük ama bu çağ ona izin veren bir çağ değil. Her boşluğu dolduruyor zira. Her boşluğu dolduruyor. Yani bıraktığımız boşluk boşluk olarak kalmıyor. Oraya devasa bir eğlence endüstrisi o alanı dolduruyor ve aslında çocuğun boş olması gereken yani üstüne düşünebileceği alan tamamen doldurulmuş hale geliyor. O zaman o nedenle de son birkaç yıldır biraz kapanıp okuyorum. Disiplin, İyi alışkanlıklar artık daha çok gündemim. Tamam, sen şimdi okullar kuruyorsun, da bir sürü danışmanlık yapıyorsun bir sürü okula vesaire. Oralarda da görüyorsun herhalde bunu. Tabii. Yani çocukların başarısında, ailelerin tatmininde, hocaların performansında, okulların ne bileyim yönetiminde herhalde bu durum, yani bu yeni dünya dediğim benim o dert herhalde çok baskın bir şey. Peki sende en fazla mesela uygulamada neyi değiştirdi? Sen şimdi yeni bir okul açsan mesela bu anlamda o... Nasıl bakıyorsun olaya? Hakikaten şey mi? Elinde makaslı hocalardan mı? Elimde makas olmaz ama şöyle bir şey olur. Şimdi ben dünyada çok sayıda da okul ve ülkede
eğitim sistemi de yerinde inceledim, okudum, baktım. Hani bugün geldiğim yerde Sinan bana şeyi sorsa, yani eğitim hali en temeli bir okul ne yapar desen bunu ebeveyn içinde uyarlayabilirim. İyi alışkanlıklar kazandırır. Bunu yapabiliyorsa bir okul ya da ebeveyn aslında çocuğun hayatını kurtarmış oluyor. Bugün yaşadığımız şey hiçbir alışkanlık, tutarlı bir ilişkiler bütünü, bir örüntü yok. Ne hayatımızda ne okullarda. Şimdi kişilerin alışkanlıkları olur, okullarında rutinleri olur. Aslında bunlar bir süre sonra ritüelleri oluşturmaya başlar. Hani geçmiş bir okuldan bahsederken şu anlaşılır. Galatasaray'da 12. sınıfların özel bahçesi vardır. Oraya 11'ler girmez. Şimdi buna şöyle de bakabiliriz. Ya böyle şey mi olur? Niye o bahçe kardeşim 9'lara da açılmıyor diye de bakabiliriz. Bir taraftan da büyümek, olgunlaşmak ve bir şeyleri yavaş yavaş elde etmekle ilgili de aslında okul bir rutin oluşturur. Sembolik bir şey, evet. Simülasyon aslında. Simülasyon oluşturmuş. Bu da hayata dair de böyle. Çünkü hayatta da ehliyet almak için belli bir yaşa geliyoruz. Oy kullanmak için belli bir yaşa gelmemiz gerekiyor. Evlenmek için minimum yaş sınırları var. Şimdi okulun içerisinde siz bunu yaptığınızda bahçenin bu kısmına 12'ler dışında girilmez dediğinizde siz bir kere 9'dayken 12'de girebileceğiniz bir bahçeyi hayal etmeye başlıyorsunuz. Ve 12'ye gelirsen de giriyorsun o bahçeye. Geldiğinde de giriyorsun. Ha bu arada zaten rutin olması o. 12'ye geldiğinde de biz bu yıl karar değiştirdik. Artık giremezsin. İşte bu ülkenin en büyük arızalarından evet, biri. Bunu demiyor. Bu da neyi sağlıyor? İşte geleneği olan okul. Hani hep öngörülebilir. Evet. Yani ödülleri belli. Zaten şimdi sen alışkanlık dedin de hani benim taraftan alışkanlık nasıl oluşuyor diye bakınca bir insanda bir, biz mesela bazı şeylere niye bağımlı oluyoruz, alışkan oluyoruz? Yani tekrarlayan davranış olması lazım ama bir şey daha lazım işte. Ödül lazım. Yani evet. Tekrarlama artı ödül birlikte olduğu zaman o insanın hayatına oturabiliyor. Bizde zorla tekrarlattırılıp işkenceye dönüştürülen her şey ya okul biter bitmez terk ediliyor evet. Mesela. Kitap okuma gibi, üstüne başına dikkat etme gibi, adab-ı muaşeret gibi. Mesela bizim nesilden birçoğu bunları okulda bıraktı yani bir daha hiç hayatlarını taşımadı. Dolayısıyla galiba hem bir tekrar hem bir ödül döngüsünü kurmak lazım. Mesela evet. O bahçe deyince de aklıma o geldi. Ya çocuğa diyorsun ki sen bak bunu yaparsan işte ödüllerinden biri o bahçe oraya girebileceksin gibi. Galiba son yılların anti akımlarından bir tanesi işte ödüle de cezaya da karşıyız gibi bir yaklaşım oldu. Ve ödül hani davranışçı psikolojinin bir aracı olarak da etiketlendiği için ödülsüz eğitim, cezasız ebeveynlik, yaptırımsız okul gibi şeyler oluşuyor. Ama hayat öyle değil ki. Aynen. Yani onu sen hem kitaplarda hem konuşmalarda anlatıyorsun. Hani hayvanla çok farklıyız diyoruz da o kadar da farklı değiliz yani. Hiç. Çok abartmayalım yani. Detayda farklar. Detayda farklar var yani. Bu da şu demek. O hayatta süren yani hayvanlar aleminde süren çok şey bizim için de geçerli ve hala işlemesi gerekiyor. Biz o küçük detayları o kadar büyüttük ki. Mesela ödülle ilgili. Ya çocuğum iyi bir şey yaptığında öğretmen ona aferin demiş. Hocam bu ödül değil mi? Çocuğum ödül bağımlısı mı olacak? Ne yapsın? Bir de böyle yeni hassasiyet oluşuyor. Yeni hassasiyetler var. Yani çocuğum ödül bağımlısı mı? Ya da çocuk ödevini yapmamış, okula gitmiş, öğretmen demiş ki ödevini yapmazsan seni okula alma. Çocuğumun bu travmasını kim çözecek? Yani halbuki mesela hayatta başka türlü nasıl öğrendiğini bir sorsan. Yani insan başka türlü nasıl öğrenir yani? Ve hep şöyleyiz, hep affetmek, hep ya olur bir dahaki ne yaparsınlar. Şimdi ben bu sınavlarda bazı görüntüler yayınlanıyor rahatsız olduğum. İşte KPSS sınavına 30 saniye geciktiği için almadılar. Üniversite sınavına bir çocuğu ne olmuş sanki bir dakika sonra girsin. Ondan bir dakika sonra gelen, ondan... Şimdi bu kadar önemliyse gerekiyorsa orada yatacaksın. Yani birileri o sorumluluğu almış ve yerine girmiş. Ki hani bunun sağlık ya da başka bir sorunsa zaten telafileri var. Teknik bir sorun var. Orada ağlamalar, buna hep beraber ülkece gözyaşı dökmeler. Duygusala bağlamalar. Ama hayat ve sonra gireceğimiz iş hayatlarımız, evlilik hayatlarımız öyle işlemiyor ki. En azından toplum içerisinde belli bir düzeni tesis etmen için de işte batıya öykündüğümüz, daha doğrusu böyle özene özene baktığımız, öykünsen benzerini yaparsın da böyle özenerek baktığımız şeyde yani çimlerini bir gün geçmiştim. $400 cezası var evet. Abi. Sıkıyorsa biçme. Ya ve şey orada af maf öyle tamam unutmuşum falan yok yani. Bu belli. Yazacaksın takvime. Gerekirse parmağını ip bağlayacaksın. Ne yapıyorsan ya. Onu oturtturmadığın zaman düzenin olmadığını biz o düzeni hiç kuramadığımız için öğrenemedik belki de yani. Mesela okulda adına disiplin denen o şey birçok insanı öz disiplininden etti. Kesinlikle. Mesela beni öyle yani abi ipten kurtulmuşa döndüm ben okuldan çıkınca. Yani mesela evden çıkınca da öyle oluyor. Evden ayrılıyorsun. Başında ana baba kontrol eden adam kalmadı. Hadi bakalım alemlere falan her şeyi deneyelim oluyorsun. Tamam bir yere kadar sağlıklı hayatı öğrenmek açısından falan ama dikiş tutturmak için bir de bir başka olumlu alışkanlık dediğin şey. Onu oturtturacak bir şey lazım.
Mesela disiplini komple ilga edin diye ben çok söyledim. Kaldır yani bu disiplin olayını ama galiba konu o değil. Değil. Yani disiplin dediğimiz şeyin, mesela sence disiplinin bir tanımı, olumlu disiplinin bir tanımı var mı? Bir şekli şemali var mı senin için? Tabii ki. Yani bir şeyi tutarlı bir şekilde aynı rutin içerisinde yapabilme alışkanlığı aslında o da. Disiplin bu. Disiplin bu yani. Evet. Bizim ceza ve yaptırımıyla disiplini tanımlamaya çalışıyoruz. İçinde ne yaptığımız? Tabii. O kısmı hiç sorgulamıyoruz. Biz işte disiplinli, ya çok disiplinli bir okul. Şu saatte geliyorlar. Tabii. Bana. Aslında orada bahsedilenler kurallar. Tabii. Ve rutinler. Yani kuralları ve rutinleri net bir okulu biz disiplinli okul diye şey yapıyoruz. Bu ne demek? Bir örüntüsü olacak. Yani her sabah kalktığımda bunu yaparım. Aslında disiplin bu. Yani bir şeyi tutarlı ve sürekli bir şekilde yapabilme becerisi. Şimdi buraya getirdiğimizde anlamlı bir şeyden bahsetmeye çalışıyoruz. Ama biz disiplini o kadar kötü etiketledik ki bu defa da işte bir... Hani kötü örnekleri yüzünden. Kötü yani. Örnekleri yüzünden biz araçları değiştirmeyi, bakış açısını değiştirmeyi konuşamadık. Şimdi bugünün okulu mesela okulsuz toplum, okula da gerek yok tartışmaları da biliyorsun uzun süre benim de katkımla yürümüş bir tartışma. Ben daha bak daha bugün yayınlanmış video Beyza Hakan'la olan programda bana diyorum yetki versen yasaklarım eğitimi yani. Direkt yasaklarım ben mesela. O bildiğin yasaklarım. Polise kovalattırırım yani o derece. İşte mesela ben artık orada değilim. Muhtemelen. İşte o yüzden bir sohbete tabii, benim istiyorum. Yani ben benim de update değil. Olmam lazım. Evet orada değilim şu nedenle orada değilim. Şimdi pandemi aslında bize okulun ne kadar etkin fonksiyonlar olduğunu gösterdi. Ne bakın, çok işe yarıyormuş. Ne çok işe yarıyormuşu gördük. Çocuklarımızı hala toparlayamıyoruz. Evde disiplinli, rutinleri olan, iyi alışkanlıklara dayalı bir hayat biçimimiz olsa bunu sağlayabileceğiz belki. Ama bunu biz de sağlayamıyoruz. Bizim hayatlarımızda da bu yok. Yani kilo almadan pandemiden çıkabilen kaç kişi varız? Güzel bak bir tane bir not çıksın buraya. Kendi içinde rutin düzeni ve verimli bir tekrarı olmayan aile evde okul yapmasın yani. Evet. Boş iş. Boş iş yani. Şimdi sen bu yani Amerika'da aileler evde okul yapıyormuş. Ama o evde okul için girilen sınavlar, evin içerisinde yerine getirilecek sorumluluklar bunların hepsi var. Bazen şey önerileri oluyor. Erhan Hoca bu yayını dinlerse bizim onun atışmalarımız ünlüdür. İşte ben olsam açık lise yaparım. Şimdi açık lisenin işe yarayacağı toplumun %1'idir. Sporcudur, sanatçıdır, bilimle ilgileniyordur. Okul bazı insanın üzerinde yüktür. Bu arada Erhan Erkut'a da selamlar gönderiyoruz. Bir gün alalım buraya. Alalım onu da. Sohbeti. Bir ortaya alalım bizi. Evet evet. Şurası onun için. Evet ona meydan okuyorum şu anda. Yok ben davet ediyorum normal. Ev sahibi moduna geçiyorum. Evet. Şimdi açık lise... Bu toplumun %1'inin problemini çözüyor diye bu ülkeye ya da herhangi bir ülkeye model olamaz. Büyük çoğunluk disipline edilmemiş hayatlar yaşadığı için onu disipline edecek bir kuruma ihtiyacımız var. İlkokulda askeri alamayacağımıza göre ilkokulda buraya alacağız. Şimdi okulun, işte bu okulsuz toplum falan tartışıyor. Ya Sokrates öğrencileriyle yürüyerek, sohbet ederek konuşuyormuş. Şimdi siz Sokrates gibi hocayı bulur, Dağı Tepe'yi bulur. Öğrenmeye meraklı çocuğu bulursanız dünyanın en iyi eğitim modeli hala o. Evet. Yani dünyada en iyi eğitim modeli birebir eğitimdir. Ben bunu denedim. Tıpta bile çalışmıyor abi. Tabii. Birebir eğitim şu. Sen çocuğunu sabah 7'de kaldırdın. O gün yapılacak akademik çalışmalar, fiziki çalışmalar, ruhsal çalışmalar. Bütün bunları bir bütüne koydun. O bütünü gerçekleştirdin. Okuldan daha iyi bir model bu. Ama senin projeksiyonun okula gitmemek üzerine ise. Şimdi hep şöyle ya, okul zaman kaybı. Yani neye göre ama karşılığı ne? Dışarıda ne yapıyoruz? Dışarıda ne yapıyoruz? Dışarıda yaptığın bir şey çok güçlüyse okul gereksizleşebilir. Ama geniş toplum kitleleri açısından okulu gereksiz göremeyiz. Şimdi bu okulsuz toplum falan her şey konuşuldu. Dünyada iki büyük kurumun kurucu aklı ve felsefesi Prusya'da. Bir askerlik, bir de bildiğimiz zorunlu eğitim. Bunun nedeni şu, bir toplum inşa ediyorsanız o inşanın içerisinde yurttaşları da inşa ediyorsunuz aslında. Yani biz bunu yine bir tersten ya toplum mühendisliği mi, birey olmalı falan ama biz bireyin birey olması için hiçbir şey yapmıyoruz ki, hiçbir desteğimiz yok. Öğlen 12'ye 1'e kadar uyuyan nasıl birey olacak? Aslında bunlara baktığında günümüzde ben hem kendi çocuklarımdan öğrencilerden kendimden yani gördüğüm bir şey var. Disiplin bize bir tutsaklık çağrıştırıyor. Yani böyle bizi bir darlıyor, sıkıştırıyor, sınırlıyor. Ve o disiplinden her kaçtığımızda, her başıboş davranımızda özgür olduğumuzu zannediyoruz. Böyle bir gevşeme hali hissediyoruz ama uzun vadede de böyle bir başıboşluğun hiçbir yere götürmediğini de fark ediyoruz. Ama genellikle bu geç oluyor. Yani bir yaş geçiyor, bir fırsat kaçıyor, bir şey oluyor. Vay lan diyoruz nerede hata yaptık, ondan sonra da işte sayıp sövüyoruz dışarıdaki faktörlere falan. Belki eski patolojik versiyonu değil de hakikaten yapılandırılmış. Mesela yani gerçekten şu anda
bir sürü YouTube programı yaptık. O kadar sohbet, muhabbet. Vallahi böyle az sayıda böyle aydınlanma geçirdim hakikaten. Şimdi benim söylediğim yeni dünyanın insanı hikayesindeki çok önemli, benim üzerinden atladığım bir konu bu eğitim meselesi. Biraz senin o dediğin, hani ben artık öyle değilim dediğin halden yardırıyorum ben orada. Ama mesela bu çok önemli bir şeymiş. O disiplinin bizi daha iyi bir versiyonumuza götürecek halini inşa etmenin galiba yolunu bulmamız evet. lazım. Bugünün bir de tam kalabalık doğru dünyasında. Doğru soru bu işte. Ha. Yani var mı yolu buldun mu peki? Yani mesela özellikle şunu fiziksel olarak şey soruyorum. Mesela okul yönetiyorsun, okul kuruyorsun, danışmanlık veriyorsun. Ya mesela normal çocuğunu okula gönderen, kendi öz disiplinleri oldukça benim gibi zayıf ailelerin çocukları bir okula geldiğinde bizim bu örgün eğitim sisteminde nasıl becerir bunu? Yani hoca nasıl yapar, aile ne yapsın? Bir, önce okulun kendi rutini olacak dediğim gibi. Şimdi siz bir rutininiz olacak ve veliye ve çocuğa bunu deklar edeceksiniz. Eğer benim okuluma geliyorsanız, bir radikal bir şey daha söyleyeyim bu arada aklıma gelmişken. Ya beyin en iyi saat 10 civarında öğreniyor gibi şeyler de var ya, alanlar da var ya. O yüzden okullar daha geç açılsın. Büyük hata. Yani ben bugün kalsam okulu daha erken açarım. Ama bilişsel olarak mesela bu doğru. Ama niye şöyle biz okula girdiği anda hemen akademik öğrenmeyi koyuyor. Güçlü akademik öğrenmeyi ona koyuyor. Ama biz şu anda şöyle yapıyoruz. Çocuk uyandı. Zor uyandı zaten. Çünkü gece yarısına kadar bilgisayarda oyun oynamıştı. Zor uyandı. Koşa koşa okula gitti. Evet bugün matematikte bunu öğreneceğiz. Bu tabii ki yanlış model. Şimdi biz beyin 10 civarında daha güçlü öğrenmeye başlıyor bir bilgi. Muhakkak ki senin alanın doğru bilgidir o. Öyle kabul ederim sen söylediğin için. Ama bu okulun onda başlayacağı sonucunu çıkarmış. Çünkü okulda sadece matematik bir ya da o ders yok. O ders başka yok. Başka bir şey var. Yani şu, mesela ben bugün baktığım yerde 50 yaşındayken çocukken hangi alışkanlıkları kazansaydım bugün daha sevdiğim bir Ali Koç olurdu diye baktığımda çocukken kazanmam gereken alışkanlıklara dönüyorum. Şimdi o alışkanlıklara döndüğüm zaman okulu şimdi böyle inşa etmeyi doğru buluyorum. Güzel. Şimdi ben doğal yakaladığım bir okuma alışkanlığım var. Bugünkü hayatımın da iyi olmasını sağlayan temel becerilerimden biri. Erken uyanmak gibi bir alışkanlığım var. Bugünkü hayatım açısından pozitif şeylerden bir tanesi. Sorumluluğunu zamanında yerine getirmek gibi bir alışkanlığım var. Zamanında kazandığım alışkanlıklardan biri. Peki bunları sağlayan neydi? Okul. Okul. Ama işte sen şanslısın. Bu olumlu rutinlerinden seni nefret ettirecek etkin biriyle karşılaşmamışsın. Tabii. Ya çok ağır darbe yememişsin. Birçok insan disiplin altında bunlardan da darbe yiyince sen de ben de sürekli olarak böyle bir reddiye geliştirdik dolayısıyla bu konuyla ilgili. Ama şimdi galiba muhafazakarlık denen şeyin özünde o varmış ya, işe yarayanı koru, yaramayanı değiştir, yenile. Dolayısıyla şimdi alalım o eski disiplini, hocanın elindeki makası alalım, eline makas yerine örnek olabilme yeteneğini verelim. Evet. Güzel rutinlerle donatılmış hocaları, sanıyorum katılırsın, Ken Robinson'ın sözü diyen bir okul, en iyi öğretmeni kadar iyidir diye. Evet. Yani o çünkü seni temsil eden, öğrenciyle birebir ilişkiye geçen o. Öz disiplin katsayısı yüksek öğretmenlerle, eğitimcilerle, rutinleri olan bir okulun içerisinde, aileleri sıklıkla bu konuda rutin olarak bilgilendirip cesaretlendiren galiba bir sistemle falan yürüyecek diye anlıyorum. Ama bunu disiplinli bir şekilde yapmak gerekiyor herhalde. Ve bir yol haritası ve bu bir zorunluluk değil. Bu bundan sonraki hayatımızı iyileştirecek olan bir şey. Ve bir de galiba disiplinin sonucu öz disiplin oluşması değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. İnsanın kendisinde. Bu arada bir şey daha önemli. Biz ya dışsal motivasyon, dışsal disiplin önemli değil. İçsel motivasyon, iç disiplin diyor. Bunlar yine canlı varlıkların hepsinde olduğu gibi dışsal uyaranlar, kurallar tabii. olmadan da olmuyor. Öğreniyorsun. İçselleştirmek ha? dediğimiz şeyler de dışta bir şey olacak ki. Tabii. Onu içselleştirebileyim. Yani dil duymadan dil öğrenemiyorsun. Öğrenemiyor. Şey. Bunu sağlamamız lazım. Bunu sağlarsak o zaman okul gerçek fonksiyonuna dönmüş olur. Gerçek fonksiyon da bize aslında aradığımız iyi alışkanlığı sağlar. Şimdi biz çocuklarımızın motivasyon, gaz üzerine bir eğitim sistemimiz var ya işte bir adam var Silikon Vadisi'ne gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, işte büyük paralar kazanmış ya da dünyayı değiştirecek işler yapmış. Hep hikayenin bu kısmını anlatıyoruz. O hikayenin arkasında yatan disiplinli çalışma günlerini, takıntılı acıyı, gözyaşını hiç oraya anlatmıyoruz. Oraya geçilsin. Yani biz çocuğumuzu oradan atlatalım böyle hop sonundaki mutlu başarılı bireye ulaştıralım. Şunu okul ve veli artık kabul etmek zorunda. Çocukların mutlu olduğu her şey onlar için iyi değil. Evet. Zira bilgisayar oynarken de mutlu, çikolata yerken de mutlu, gazoz içerken de mutlu. Gazoz içerken de mutlu.
Onların mutlu olduğu her şey onların iyiliği için değil. Karar şu, okullar ve ebeveynler için. Onların bugünkü alkışlarına mı talip olacağız? Gelecekteki çok içten teşekkürlerine mi talip olacağız? Bunu sağlayabilirsek okul sistemini kurmuş oluruz. Bir de senin bir sözün vardı, bir sohbetimizde disiplin dönüşüyordu. Tabii tabii. Aklında mı o? Disiplin alışkanlığa, alışkanlıklar tutarlılığa, tutarlıklar da büyümeye yol açıyor. İşte bu. Bende yok mesela çoğu, şimdi fark ettim. Ama mesela hakikaten olan kısmı da güzelmiş. Hacı, bu modele dönüştürebiliyoruz değil mi? Tabii ki. Yani hakikaten bir uygulanabilir bir modele dönüştürme ülkeyi kurtarır. Milli Eğitim Bakanı olmayı düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Bence eğitime hizmet etmeyi güzel hareket.